sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak kaldığınız sürece en azından daha fazla, daha sağlıklı, daha huzurlu bir hayatımızın olacağını düşünüyorum. Şimdi abi şöyle bir şey diyeyim. Ben yok ben lafını kestim de. Şimdi sizinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi elbiseler var. Şimdi bu devirde içinde adamlar yok. Sizin zamanınızda elbiseler yok, içinde adamlar vardı. Aferin biz sana. Biz sizlerle böyle geldik. Hep birlikte büyüdük ve bir nesil böyle geldik geçtik. Yani sizlerin önemli adamlığı, önemli sizlerin olmak duruşu, zaten. Sizlerin erkekliği ne yazar şimdi? Ağzına sağlık. Alınmasınlar da ne yazar şimdi? Ağzına sağlık. O zamanki dostluk, kardeşlik, birbirimize olan sevgiler, saygılar. Ağzına sağlık. Bırak adamı kızdın orada kalem attı. Ya o zaman. Sen mi söylüyorsun bunu? Ben her zaman bu gönlümde söylüyor, bu kalpteyim. Söylüyor, benim böyle büyük kalbim var. Ne, küçük değil. Doğru. Ama kalbim büyük. Adnan Aybaba adamın dibidir. Ben bunu derim. Ben bunu söylerim. Ya bu insanlar her zaman, bilsin. Her zaman Adnan bunları konuşan bir tabii her zaman konuşur. Bilsinler bunu vallahi yani. Valla her zaman konuşan. Sizlerin adamlıkları dur, yok dur, Gökmen dur, abi şimdi. Dur sen programa yeri geldin. Biraz geçsin de. Geçsin. Yakında ya, zaten. Program işi profesyonel işi. Bu ayrı bir şey. Burada biz. O ayrı bir şey doğru. Farklı. Programlar yapılır, olur, biter. Ondan sonra ama dostluklar tabii ki çok baki. Adamlık çok önemli tabii. Çok önemli. En önemli şey bence o. Söz, adamlık, itibar. Tabii. Çok önemli şey bunlar. Ben Ziya için bir şey söylüyorum. Tam 40 senedir beraberim onunla. 40 senedir bakın. Ben hayatımda... Daha fazladır abi. 79 yaşında. Ziya Bey Fenerbahçe'ye kaç yaşında geldi? 22-23'te gelmiştir. Söyleyeyim yılını ben sana. Belki daha derken. 63'te falan geldi gibi bana. Geliyor. 63'te falan geldi. 62'de ya. 63 ise 60 yıl olmuş abi. İşte 60 yıl doğru. Tam 40 değil yani. Arkadaş. Tamam. Ben arkadaş Ziya'yı şöyle tanıdım. Çok mert bir çocuk bir defa. Hiç kimseye katiyen boyun eğmezdi. Haklı olduğu davada tamam mı? Sonuna kadar konuşurdu. Sonuna kadar. Ya Aziz Yıldırım'la ne kavgaları oldu ya. Kimlerle olmadı? Aziz Yıldırım kızının işte nikah şahidiydi, gelmedi. Onu tesislerden uzaklaştırmak istedi filan. Ziya Bey asla eğilip bükülmedi. Hiç. Bak sana ne? Al kulübünü, al anahtarını, al kulübünü, tesisini dedi. Başına çal dedi. Bizzat canlı şahidiyim. Yani acayip onurlu, gururlu. Onu diyorum işte. Ve inatçı bir adam. Adam gibi adamdı abi. Çok iyi insandı bir defa. Çok iyi. Artı çok iyi futbolcuydu. Müthiş topçuydu. Hiçbir zaman başı yere katiyen iğmedi top oynardı. Sol işte oynardı. Siz nerede oynardınız Selim abi? O orta sahada da oynadı. Tamam mı? Hücumda oynadı. Fakat her aldığı topta ayağını aldıktan sonra topu hep şöyle kafası hep böyleydi. Katiyen şey bakmazdı topa. O çamura rağmen. Evet çamura rağmen hatta kuma rağmen. Beckenbauer Alex gibi. Ona çok benzetirim mesela. İnan Beckenbauer gibi oynardı. Beckenbauer gibi. Hep kafası dışarıdaydı böyle. Ve hatta bir gün ne oldu? Oturup kampta sabah kalktığım zaman bakıyorum maç günleri ne yapıyor biliyor musun? Görüntüleri de verebiliriz yine Ziya abimizin görüntülerini. Şöyle anlatayım. Olduğu gün, maç olduğu gün bakıyorum futbol ayakkabılarını alıyor. Şöyle siyah boyuyor. Tamam mı? Bir, iki, üç. Dedim ki bir gün ya Ziya niye boyuyorsun maça çıkarken dedim. O benim hem uğrum dedi hem her şeyim dedi. Tamam mı? Sahaya çıkıştığı zaman şey filinta gibi çıkardı. Her maça boyalı ayakkabıyla çıkmıştır. Hiç ama kimse eskiden şey de vardı. Çok bakımlıydı yani. Çok freşti. Bize stüdyoya da öyle gelirdi. İyi de giyinirdi. Grand tuvaletti abi. Tabii iyi de. Ayakkabılara şey sürdürürlerdi bize. Ya, kuyruk yağı. O, öyleydi o eskiden. Da o ya, eskiden. Ama de. Sonra bak şeyler geldi. O. İlk gelen ayakkabılar. Adidaslar. Adidaslar geldi. Onları da boyuyordu. Onları boyuyor. Bazı oyuncularda vardır o boyama hastalığı. Kendi ayakkabısını kendi boyayacak, temizleyecek çamurlarda. Öyle bir huyu var. Bir görüntü atmış bana. Yani bileğe kadar yani çamur, ayakkabı, çorap doğru, hiçbir şey gözükmüyor. Doğru. Simsiyah bir şey yani. Çamurun içinde resmen. Ya bir vefa maçı. Çamur deryası. Vefa maçı deniz tarafına hücum ediyoruz Galatasaray'dayken.
Ayakkabım çıktı, ne ayakkabı çıktı, yürüdüm ben. Metin abi de var o zaman. 69 Ahmet, 69 senesi var, bıraktığı sene işte. Doğru. Ondan sonra gittim abi, bir pas attım ona, kafadan golü attım. Ondan sonra gittim ayakkabımı arıyorum, ayakkabım yok. Hakem böyle yaptı, ne yapıyorsun orada dedi. Dedim ayakkabım yok. Nasıl yok dedi ya, gel dedim bak ya. Hakikaten ayakkabım öyle yok abi. Öyle, aradık ayakkabıyı aldım, bulduk. Hakemle birlikte birkaç arkadaşımla giydim. Öyle evet. Devam ettik maça yani. Hepsini bırak, faul oldu, atacaksın. Kumu çamuru alıp üstünü kordun böyle. Üzerine topu kordun. İkisi arasında mesafe olurdu. Pat diye öyle vururdu. Ama şimdi tabii hepsi her şeyi fark etti. Edecek de evet. Yani dünya doğal değişti. Yani. Adnan ne demiştin evet. Necdi abi çok öyle kızmıştı, kalem fırlatmıştı. Hatırlıyor musun? O zaman bir şey açıklıyordu işte o zamanlar. Ondan sonra ben de araya girince herhalde o şimdi bir şey biliyorsun konuşunca. Seviyorsun bile zaten sen onu kızdırmayı seviyorsun. Ay, ya seviyordum da doğru bu da hoşuma da gidiyordu. Çünkü ona ya tatlı bir tartışma da vardı. Gerçi o biraz daha agresifti falan geliyordu ama. Gökmen abi de öyle mesela. Selim abi de farklı bir şey seviyor mesela. Selim abi de fevkalade bir şey var, elektrik aldık. Doğru şeyler mesela. Söylüyorsun. Sempatimiz var birbirimize. Çok doğru şeyler söylüyorsun çünkü. Çok doğru söylediğin abi, zaman korkma arkadaş. İşte sen gerçekten aynen, fenerlisin. Aynen adam mı doğru şeyler söylüyor? Doğru aynen şeyler. Adam çok nadir söyler doğru şeyler. Hayır. Asla. Söylüyorsun ya. Yani. Asla. Ben de asla. Onu bil. Arada inanılmaz ve bir dinle, bağ var. İşi de biliyor. O bağın adı biliyor. Fenerbahçe. İşi yok, biliyor. Yok. Fenerbahçe her gün yok, güzel yok. Oluyor yani. Adnan. İşi biliyor. Ne söylese olay oluyor. Yok. İşi güzel şeyler sağ ol Selim abi. Buluyor, yakalıyor, söylüyor, üstüne gidiyor. Çünkü haklı olduğunu biliyor. Abi bu iş kolay. Bu işi anladığın, bildiğin zaman kolay. Çok kolay bir iş. Bir de hesabı kitabı kafanda yoksa olmayacak. Daha rahat. Hiç. Hangisi iyi oynuyor? Bu daha iyi oynuyor. Ne olacak? Futbol hatalar oyunu. Herkes hata yapacak. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Fenerbahçe Galatasaray'ın arasındaki rekabet hala bugün kızışmış bir şekilde var, devam ediyor. Nerelere geldi? Bizim zamanımızda da tabii vardı da bana çünkü tribünden daha sahaya gelirken ben anladın mı? Böyle bak ayı Gökmen tribünden. Ayı sahaya çıkardım sahada ayı var sahada ayı var falan. Gol attığım zaman direkt giderdim. Onlara böyle öpücük gönderdim. Kaç tane golün var hatırlıyor musun Fenerbahçe'de? 13 golüm var. İyi gol 15 golde şeye atmışım. Beşiktaş'a. Ya neredeyse yani futbol hayatında her yıl bir tane atmışsın gibi. Gibi yani. 17 yıl mı oynadın Galatasaray'da abi? Yok 13 yıl. Bayağı. 13 yılda 13 gol atmışsın işte yani, neredeyse. Ondan İki gol attığı maç oldu mu? He? İki gol attı. Tabii oldu. Olmuştu. Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim sana ben. İnönü Stadı'nda biz Fenerbahçe 3-1 yendik. Ben, golü ben attım. Bir de Şevki vardı bizim Şenlen o nur içinde yatsın o vefat etti. Ondan sonra bir de Fatih Terim üçümüz gol attık, birer gol attık. Bir tane de Cemil atmıştı yanılmıyorsam. 3-1 bitti maç. Soyunma odasına geldi. Hakikaten Ziya abi bütün takımı tebrik etti. Tebrik ederim falan dedi. Galatasaray Fener arasındaki böyle centilmen bir adamı göreceksin edeceksin de hayretler içinde kalmıştık. O gün itibariyle Ziya abiyle benim aramda anladığım bir sevgi bağı oluştu. Nurlar içinde yatsın. Çok saydığım, sevdiğim bir abimdi gerçekten. Eskiler hep öyledir. Çok. Eskiler Metin Oktay çok, öyledir. Aynen öyle. Can abi, Can Bartu. Can abi. Coşkun öyledir. Abi de öyleydi. Coşkun abi de öyleydi. Hepsi öyleydi, hepsi. Hep ya şuraya bakın, ya şöyle göstersene evet. Canım kardeşim bak. Faruk Ilgaz. Bakayım. Ali Uras. Görüyor musun? Eskiden Fenerbahçe böyleydi ya. Fenerbahçe Galatasaray. Derbiler böyleydi. Şimdi değil. Şimdi nasıl bilmiyorum yani. Ama şimdi genç kuşaklar hatta orta kuşak da bilmez. En azından söyle yani bir tanesi Fenerbahçe'nin başkanıydı. Ali Uras Galatasaray başkanıydı. Biraz bilgi verirsen daha iyi olur. Güzel bir fotoğraf çünkü. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Faruk abi. Faruk Ilgaz Fenerbahçe başkanı. Ali Uras Galatasaray Başkanı. Formalar değişik. İkisi de formaları değiştirmişler. Böyle evet. Bir centilmenlik vardı ama eskiden. Ama bu fotoğraf çekildi tabii ki başkan değil herhalde değil mi? Çünkü yaşlar bayağı ilerlemiş. Son dönem yani. Yok ben bu bence resmi başkanlık döneminde ben, çekilmiş başka, değil. Herhalde başkanlık döneminde çekilmiş bir resim bu. Aynı şekilde Can abinin tabii Can abi. Mesela
şeyle vardır. Metin Oktay'la vardır. Formaları, o Galatasaray forması giymiş. Tabii bunlar güzel Metin şeyler. Metin abi de. Fenerbahçe forması giymiş. Arkada da ben varım. Yine göstereyim. Metin abiyle jübilesinde. Yakın yapsın kameraman arkadaşımız. İşte orası benim söylediğim resim. Aynen bak. Orası. Ha, burada. İşte Can Bartu. Arkada bak, arkada da benim. Metin abi yani de. Yani seneler geçti. Sen mi var o sıradaki? He benim. Şu, zaten... Bu Metin abinin jübile maçı değil mi? Evet. Sana şöyle bir düşün şey bak. Söyleyeyim. Bakın. Hep bunları saklıyorum ben. Çünkü özel yıllar benim için geçse, bunlar. Yıllar geçse bu insanlar her zaman anılacak insanlar. Unutulmaz abi. Unutulmaz bu oyuncular. Çok iyi oyuncu. Abi. Bir de bunlar hepsi ana dediğin gibi adam gibi adamlar. Aynen. Çok ahlaklı insanlar. Çok dürüst insanlar. Selim abi benim gençlik yıllarım o zaman. Gazetede göreve başlayınca işte ben Seyahati Gökmen abiler, işte Ziya abiler, Can abiler, Coşkun abilerle falan o zamanlar işte seyahatlere başladım. Oralarda gördüm tabii. Hep gördüm, yaşadım. Anılarını anlatırdı tabii. Can abi mesela çok değişik tabii. Anıları var. İtalya'ya falan hep anlatırdı. Çok. Basketbol oynarmış oradan giden falan. Bunlarla yaşadım, büyüdüm. Can başka bir insandı. Evet, yani. O da başka. Çok farklı bir kabiliyetti. Evet. Oynuyordu, maç oynuyordu. Oynadıktan sonra basket maçına çıkıyordu. Orada da oynuyordu. Güzel bir şey de bu. NTV'de Fuat vardı, spor müdürü. Tamam. Bir gün Ziya abi şey yapmış, Ziya abi davet etmişler. Ondan sonra dedim nasıl Ziya abine, şimdi şey, Ziya abi diyorum, Can abi. Dedim ki nasıl gelecek Can abi dedim. Bilmiyorum ki şimdi, anladım, ona uygun bir şekilde şey yapmam lazım. Şapka giyecek dedi. Bende hastalık vardı, kovboy hastalığı. Ben de bir tane kovboy şapkası taktım. Böyle yaptı. Ulan nereden biliyorsun benim şapka taktığımı falan demişti. Hiç unutmuyorum. Sordum ben nasıl geliyor falan. Çok şıktı çünkü. Çok şık giyinirdi. Çok şık giyinirdi. Ben de yani onu zaman zaman çok taklit ettim. Bugünlere geldim yani. Herkes onu taklit etti. Çok. Arabaları falan işte Can abinin şey kullandığı arabalar var ya. En son model arabaydı. Var. Çok şık giyinir. Ve her günde yemeklerden sonra birer piro içerdi. Severdi onu. Ben de ondan alıştım içmeye ama. Baba sonradan ilerletti, o günde 10 tane içmeye başladı yemekten sonra duydu. Mekanın cenneti olsun Ziya hepsinin, Kaptan. Hepsinin. Evet. Nurlar içinde uyuyor. Kim varsa doğru. Tabii ki futbolda devam ediyor ama çok da insanların şu anda tabii keyfinin olduğu bir dönem değil. Herkes keyifsiz. Herkes farklı şeylerle odaklanmış durumda. Şu anda Türkiye gündeminde belki de en az konuşulan şey futbol. 1 Mart'ta bir yardım gecesi düzenlenecek. Futbol Federasyonu'nun ve Spor Bakanlığı'nın bünyesi altında. Dileyen spor kanalları veya diğer bütün ulusal kanallar, yerel kanallar canlı verebilecek.